Şimdi her sene sezon açılışı olur. Kayak sezon açılışı. Bu normalde Aralık ayı ortalarında olmakla beraber bu sene bir hafta öne çekilmiş. Bunun da sebebini şöyle anladık. 7-8 Aralık Bulgaristan'da üniversiteliler günüdür. Üniversite talebeleri günüdür. Ve buna denk getirmişler ve dolayısıyla bununla beraber hayli bir kalabalık bulunmakta. Anladığım kadarıyla buraya çıkmadan önce otelde müdürlerle görüştüğümüzde 12 bin kişi bugün buraya Pamporova'ya açılış sebebiyle katılmakta. Tabii yaklaşık 10 seneden beri kayak turlarını yapıyoruz. Balkan turlarının yanında yazın Balkan turları, kültür turları ve kışında kayak turları yapmaktayız. Ve Türkiye'den çok sayıda misafirlerimiz buraya gelmekte. Türk misafirlerimiz tabii Pamporova Kayak Merkezi'ni çok beğeniyorlar. Beğenilmesi de gerekiyor. Güzel pistleri var. Yani neyi en fazla beğeniyorlar derseniz, Bulgaristan Kayak Merkezi'nde baya bir yol almış, baya bir mesafe almış diyebilirim. Çok eğitimli kayak hocalarının yanında çok güzel
pistleri bulunmakta. Aynı zamanda Pamporovo'da 10 seneden beri gördüğümüz, her sene kendisini yenileyen bir ekiple çalışılıyor ve çok sayıda kayak pistlerinin yanında karın olmadığı zaman da yeni kar makineleriyle burada her zaman bu sezondan daha Nisan ayına kadar kayak yapılabilecek bir duruma gelmiş vaziyette Pamporova. Zorlandığımız hem üzüldüğümüz nokta vize oluyor. Yani vizeler bir kere fiyatı yüksek olmasıyla beraber bir de vize için belli bir gün gerekiyor. En az 5 gün diyorlar. 5 gün önce de müracaat edilecek. Ama bunu son zamanlarda çalışmalar da devam ediyor. Çift girişli vizeler verilecek diye bu sene söz aldık. Nasıl olacak bilemiyoruz. Ama şu anda halen de vizede tek girişli vizeyle girmek zorunda kalıyoruz. Ve en çok bizi üzen ve zorlandığımız nokta vize bölümü oluyor. Yol durumu, kapı durumuna gelecek olursak, semester döneminde bütün misafirlerimiz hepsi aynı döneme denk getirdikleri için tabii bir kalabalık oluyor. Ancak gümrükte hem Türk tarafında hem de Bulgar tarafında semester dönemi önceden uyarıldıkları için, önceden uyardığımız için mümkün olduğunca gene hızlı geçmeye çalışıyoruz. İstanbul Filibe 450 kilometre mesafede kalıyor. Gümrüğü saymazsak 5 saatte İstanbul'dan Filibe'ye geliniyor. Filibe'den buranın arası da 80 kilometre. Burası da 2 saatlik de yol. Yani dolayısıyla 6-7 saatte özel arabayla daha da çabuk gelebilirler. Otobüslerle de 7 veya 8 saat gibi bir süre içerisinde Pamporova Kayak Merkezi'ne gelebiliyoruz. Şimdi bir turizm firması sadece tek yere gidiyorum demesi çok doğru olmuyor. Çünkü bizimle Balkan turlarına gelen misafirlerimiz Balkan turlarını beğeniyorlar. İşte efendim biz şurayı da görmek istiyoruz, burayı da görmek istiyoruz. Biz orasını yapamıyoruz deme şansımız yok. Bu sene destinasyonlarımızın içerisine Orta Asya'yı da kattık. Orta Asya'ya gidiyoruz. Kazakistan'ın Yesi kentine uçakla inerek Yesi'den başlayıp Hocaahmet Yesevi'nin vatanından başlayarak Özbekistan'a geçiyoruz. Taşkent. Taşkent'te tekrar uçakla Hiva'ya gidiyoruz. Hiva'dan Kızılkum çölünü geçerek Buhara'ya gidiyoruz. Orta Asya'nın kültür başkenti Buhara'ya gidip oradan Semerkant'tan tekrar uçakla İstanbul'a dönüyoruz. Onun dışında tabii Yunanistan adalarından Girit turumuz çok enteresan oluyor. Ve Balkan turlarının dışında zaten Kudüs turlarımızı ve ayrıca da Ümre turlarımızı da senede birkaç sefer yaptığımız oluyordu. Dediğimiz gibi inşallah önümüzdeki yıllarda Türk halkını gezdirdiğimiz gibi Bulgaristan'daki yeni aldığımız Bulgar firması ile Bulgar halkını da Türkiye'ye gezdirmeye başlayacağız.
coğrafyada Balkanlardaki turizmle ilgili en iyiler ödülü verilmişti. Tabii burada bütün Balkan ülkelerinden, Bulgaristan'dan olmakla beraber bütün Balkan ülkelerinden katılımcılar mevcut. Türkiye'den de iki firmamız varmıştı. Sağlık turizmi açısında söylemekte mahsur görmüyorum. Sağlık turizmi alanında medikal hastaneleri ödülü almıştı. Balkanlarda kültür turları alanında da Koçukavak Turizmi olarak ödülü bize layık görmüşler. Layık görenlere buradan teşekkür ediyorum. Semin Kolçak, Koçukavak Turizmi olarak Pamparova'nın açılış sebebiyle bugün burada bulunuyoruz Koçukavak ekibimiz ile. Kayak döneminde, özellikle sömestr döneminde Pamparova kayak bölgesine birçok gruplarımız oluyor Türkiye'den. Kayak severleri, birçok kayak severi buraya getirmeye çalışıyoruz, getiriyoruz. Şimdi kayak mevsimi açıldı. Kayak sezonunu açtık. Bütün kayak severleri Türkiye'den buraya bekliyoruz. Pamparova'ya yoğun bir talep var Türkiye'den. Daha doğrusu Bulgaristan'ın kayak merkezlerine, Pamparova, Borovet ve Bansko'ya talepler oluyor. Çünkü çok güzel, çok keyifli, uygun. Her şey çok güzel. Kültürleri bize çok yakın olduğu için de tercih edilebiliyor. Fiyat olarak biraz daha bizim kayak bölgelerimizden daha uygun olduğu için de tercih edilme sebeplerinden birisi. Döviz nedeniyle bir sıkıntı oldu. Geçtiğimiz yıllarda çok çok daha yoğun taleplerimiz oluyordu. Euro'nun artış sebebiyle bir düşüş söz konusu bu yılda olduğu gibi. Tabii bunun en büyük etkenlerinden birisi de Euro artı vize. Vize maliyetleri de yüksek olduğu için engel teşkil edebiliyor. Vizeden dolayı da çok düştü. Vize aslında çok zor bir işlem değil ama bir hafta ile 15 gün süre içerisinde turist vizesine başvurabiliyoruz. Bulgaristan tek girişli, sadece kendi ülkesi için, Schengen değil, kendi ülkesi için vize verebiliyor ve tek girişli oluyor. Dolayısıyla hani herkes tek girişli olduğu için Bulgaristan vizesinden çok Schengen vizesine başvurmayı tercih etmek istiyor. Euro arttığı için, tek giriş olduğu için de bu da gelecek olan kişilerde engel teşkil edebiliyor.
kış turu nereden başlıyor? Biz nelerini organize ediyoruz? Ulaşım, vizeyle de başlıyoruz. Vize, ulaşım, otel rezervasyonu, buradan alacakları kayak ekipmanları, işte gerek ne gerekiyorsa her türlü A'dan Z'ye, her türlü gerekli olan her şeye cevap vermeye çalışıyoruz misafirlerimiz için. Ulaşım dahil paketlerimiz oluyor kayak dönemi için, sömestr dönemi için. Ulaşım dahil, yani buradaki restoranlarına kadar her türlü şeyde yanlarında olmaya çalışıyoruz, destek vermeye çalışıyoruz misafirlerimize. Kavak Balkanlar'da sadece kış dönemi için, kış döneminde kayak bölgelerinde çok yoğun çalışıyoruz ama Nisan itibariyle büyük Balkan turlarımız oluyor. Yaz döneminde daha çok Balkan turu, kış döneminde de kayak turizmine yöneliyoruz. Kayak turizmi genelde Pamporova, Bansko ve Borovet bölgelerinde çalıştığımız otellerimiz mevcut. Kış dönemi için genelde sömestr döneminde çok yoğun talepler oluyor ama sömestr dışında da turlarımız olabiliyor. Onun dışında koşu kavak turizmi olarak ayrıca Mart-Nisan itibariyle de Büyük Balkan turlarımız. Şimdi bu yıl, daha doğrusu geçtiğimiz yıl başladık. Orta Asya turlarımız, Girit turlarımız, farklı paket turlarımız mevcut. Sevmek tanımakla başlar. Çıktığımız Snejanka tepesine Malina'dan yaklaşık 2 kilometre teleferikle çıkacağız. Daha sonra da başka bir kayak noktası olan, genelde senenin açılışının yapıldığı Studenets kısmında olacağız. Ve buradan Türkiye'de bulunan kayak sevdalılarına, kayak meraklılarına Pamporova'yı göstermeye çalışacağız. Her sene tabii açılışta buraya geliyoruz. Ancak geçen seneki açılışımızda başka programlarımız da olduğundan dolayı, Pamporova'da açılış tarihini geç belirlediğinden dolayı şöyle bir rica ettik. Dedik ki ya biz bu sene Koşu Kavak olarak katılmasak olmaz mı falan dedik. Hani tabii misafirlerimiz de var. Katılmak biz de istiyoruz ama başka programımız olduğundan dolayı. Onların da cevabı şöyle olmuştu. Olur tabii, niye olmasın? Ancak Pamporova Türk turizmine sizinle başladı. Tabii sizin burada olmanızı çok isteriz, ayrıca isteriz falan deyince biz diğer programımızı iptal edip buraya katılma durumunda kaldık. Ve dolayısıyla hani Pamporova OD'nin yetkililerinin söylediğine göre kayak merkezine Türk turistine, Türk misafirlere sizlerle başladı. Bu tabii ki %100 böyle değil. Çünkü Pamporova Kayak Merkezi yıllardan beri var. Bulgaristan'ın en iyi kayak merkezlerinden bir tanesi. Ve daha önce de Türk misafirler geliyordu. Ancak şöyle bir şey oldu. Bundan yaklaşık 10 sene önce söyleyelim. Vize olayları, Balkanlara turlar, Balkanlara Türkiye'den gelişler bir fazlalaşmıştı. Turizm sektöründe böyle ayrı destinasyonlar aranmaya başladı ve ziyaretler o zaman Türk turistin daha fazla
olmuştu. Balkan turlarıyla, sadece kayak merkezi değil, Balkan turlarıyla Türk turistler Balkanlara açılmışlardı ve bizim de Pamporo'ya başlama yıllarımız o zamana denk geldi. Belki de biraz da ondan oldu. Doğru söylüyorlar. Çünkü şöyle, ilk yıllarda Pamporo'ya çok gelen yoktu Türkiye'den. Daha ziyade Bulgaristan'da Bansko'nun ismi öne çıkıyordu. Onun da işte bu Balkan şampiyonlukları ve oradaki kayak etkinliklerinden dolayı. Ancak Pamporo hem Türkiye'ye daha yakın olmasıyla, hem Pamporo'da otellerin doğanın içerisinde olması sebebiyle şöyle, bizim Türk turistlerin ailecek gelip şöyle çok güzel bir tatil veya güzel bir kayak yapacağı kayak merkezlerinin içerisinde en önde gelenlerinden olduğunu söyleyebilirim. Всяка година през последните 6 години курорта показва голям ръст на туристите. Само за днешния ден има около 12 000 човека в курорта. Ако искаш. Evet, her sene artıyoruz. Tabii kayak severler her sene daha fazla ilgi duyuyorlar. Ancak sadece bugünü söyleyecek olursak 12 bin kişi bugün burada kayak yapıyor efendim. През този ски сезон за момента записванията показват цифра от около 350 000 туриста, които очакваме да минат през курорта. Bugüne kadar yaklaşık rezervasyon sayısı diyeyim ben 350 bin civarında kayak sever Pamporo'yu seçip rezervasyon yapmış. Ранният старт на ски сезона, като това, което виждаме в момента, и отличните условия за ски толкова рано в ски сезона, създават една огромна предпоставка той да бъде още по-силен, защото хората започват да мислят за ски още по-рано, виждат къде се карат ски най-добре в началото на сезона и основно насочват вниманието си натам. Evet. Kayak sezonunun erken açmamızın sebebi bir şekilde kayak severler burayı görünce yani daha fazla adepte oluyorlar ve kayak sezonunun daha canlı geçebilmesi için ve kayak sezonu bugün Bulgaristan'da daha erken açılıyor. Основните туристи за Пампорово са българи и балкански пазари, като за наша радост нашите големи приятели от Турция са вече един от много водещите пазари в Пампорово. Да, благодарим. Bu arada tabi genel olarak Pamporo'nun kayak turistleri Bulgar turistler. Bulgaristan'ın her tarafından buraya gelen turistler. Ancak onun yanında bir de Balkan ülkeleri. Ve onunla beraber artık Türk dostlarımızın da getirmiş olduğu, yani bize ithafen söylemiş olduğu Türk turistlerin de çok yoğun olarak ziyaret ettiği bir yer. Преди няколко седмици на официален българо-турски правителствен форум обявихме от Пампорово няколко мерки и препоръки, които смятаме да вземем моментално с цел привличане на повече турски туристи, облегчаване, създавайки инициатива за облегчаване на визовия режим. И от тук нататъка разчитаме правителствата на двете държави да успее да постигне допълнителни спогодби и споразумения за това визовия режим да бъде облегчен между Турция и България. Evet, burada da Sayın Belyakov çok güzel bir noktaya değindi. Geçen hafta Sofya'da tahmin ediyorum bu Sofya'lı bir şey. Sofya'da. Sofya'da bir turizm toplantısında bunları dile getirdik. Artık burada iki ülkenin
yönetimine buradan sesleniyoruz. Şu vize işini artık bir an önce çözelim. Biz de gereğini yapalım. Поели сме ангажимент лично от Пампорово към заместник министъра на туризма господин Арисой за това да инициираме и да бъдем инициатор на инициативата за облекчаването на визовия режим и по възможност въвеждането на гръцкия модел за издаване на визи на граничните пунктове, така както е за островите, така да бъде направено и на граничните пунктове с България. Evet, Bulgaristan Turizm Bakanı Yardımcısı ile beraber, hep beraber biz vize olayını ile mücadele etmeyi bir başladık ve bunun önerimiz de şu şekilde oldu. Yunanistan adalarına verilen vizeler şeklinde vize alabilir miyiz diye önümüzdeki dönem biz buna baş koyduk, çalışacağız. Други основни пазари за нашия курорт са, разбира се, Румъния, Сърбия, Македония, Ирландия и Великобритания. Evet, İngiltere ve Romanya, Sırbistan ve Makedonya. Makedonya gibi misafirlerimiz de burada. Daha bizim kayak merkezimizin мивадинлери. В тази сложна политически, геополитическа среда трябва да се съсредоточим на максимум балканския потенциал, който имаме между всички държави на Балканите. Шу политик ортамда биз бу спорла бу олайлари ашмая чалышиорус, ачижас. Те са тука около нас и ние просто трябва да ги използваме. Чунки о имканларымыз вар, elimizde ve başarmaktan başka çaremiz yok. Yani Bulgaristan sürekli geldiğimiz bir yer aslında ama bizim kayak merkezlerimizden daha uygun maliyetleri var. Tabii son dönemlerde biraz Euro'dan dolayı değişti ama yine de daha maliyetleri düşük. O yüzden Bulgaristan güzel. Tabii ki buradaki doğa biraz daha yoğun ama bizimkilere göre kıyasladığımızda tabii ki öncelik maliyet daha düşük, daha uygun. Bir de yurt dışına çıkıldığı takdirde buradaki imkanları da görmek, yaşam tarzlarını görmek gibi kültürel aktivitelerde tabii ki yaşıyorsunuz. Bundan dolayı buraya gelmek daha böyle bir cazip hale gelebiliyor. Zaten bu bildiğim kadarıyla, tabii bizim de araştırmamıza göre bu bölgeye belli başlı ajantalar şu an geliyor. Ama bizim seçtiğimiz ajanta Koşukabak Turizm. Onlar Gebze bölgesinden hareket ediyorlar. Ve İstanbul'da da bir şubeleri var. A'dan Z'ye bize her hizmeti sağladıkları için vize olsun, ulaşımımız olsun, konaklamamız olsun, bir de yoğun iş yaptıkları için diğer firmalara göre biraz daha maliyetleri düşük oluyor. Böylece de Euro'dan da zarar görmemiş oluyoruz. Hızlı bir şekilde kaliteli zaman geçirip hiç aksaklık yaşamadan tatilimizi tam yaşayıp geri döner hale geliyoruz. O yüzden Koşukabak bu anlamda bizim tercihimiz ama diğer firmalarda tabii gittiklerimiz oldu ama
yetersiz durumlar yaşadık. Ama bizim seçimimiz açıkçası maliyet tabii ki önceliği, ama ikinci etapta da sorunsuz tatil yapmak. Bunu da çok rahat aldığımız için bizim tercihimiz bu anlamda Koşukavak Turizm. Hani benim tek söyleyeceğim, bu gerçekten görülmesi, yaşanması, yapılması gereken bir şey. Çünkü her tatil gibi bunun da çok ciddi farklı tecrübeler, farklı kültürler yaşandığı için şiddetle herkese tavsiye ediyorum. Bu hem yani çok maliyetten hep konuşuyoruz ama Türkiye ile Bulgaristan arasındaki maliyetler de dediğim gibi çok büyük farklılıklar yok. Tek ekstramız vize. Ama tabii yurt dışını görmek herkes için bir avantaj. Bu anlamda da bu bölgelerde her ülkelerden geliş olduğu için tavsiyem kesinlikle gelip görmeleri. Koşukavak Turizm olarak merkezimiz Gebze'de olmakla beraber İstanbul Harbiye'de ofisimiz var. Ve dolayısıyla daha ziyade Balkan ve Bulgaristan turları veya bu ülkelerle çalıştığımız için oralarda da temsilciliklerimiz olmak zorunda. Biz bunun Bulgaristan ayağını da şöyle çözdük. Bulgaristan'ın yerli köklü bir firması, 15 senelik bir firması satın alarak Filibe'de bir ofis açarak ProTravel adı altında orada da hizmet vermeye başladık. Kısmet olursa aynı zamanda Bulgaristan firmasıyla Bulgaristan'dan Bulgar vatandaşları Türkiye'ye getirmeyi programlıyoruz. Yeni başlıyoruz daha. Önümüzdeki yıl kısmet olursa uçaklı dahil ve Türkiye'nin çeşitli destinasyonları, yani Karadeniz, Ege, Kapadokya turları gibi bütün Türkiye'deki turlarımızı Bulgar halkına açacağız. Yıl içerisinde yeni başladığımız için vardı birkaç tane turumuz. Mesela Varna'dan şöyle söyleyeyim, Çanakkale'ye genelde Bulgaristan firmaları daha ziyade Turova'ya kadar gidip Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nı gezmeden geçiyorlar oradan. Bizim destinasyonlarımıza Çanakkale Şehitliği'ni, 57. alayı, Kabatepe gibi yani Gelibolu'yu da gezdirerek oradan İzmir'de 2 gün, İzmir, Efes ve Meryemhane'yi gezdirip 4 günlük turlar yaptık bu sene. Hayretten gene buradaki Bulgaristan'daki firmaların turlarını yaptık İstanbul'a. İstanbul'a tekrar Filibe'nin Hoşgörü Derneği'ni, Durjasu Zayano, etnik grup başkanlarını, Ermeni, Yahudi, Rus, Bulgar, Türk ve İtalyan
dernek başkanlarını getirdik bu sene. Mesela ondan da çok zevk almıştım onlara İstanbul'u gezdirmekten. Pamporova'yı tanıtmak istiyorsak burası Bulgaristan'ın ilk kayak merkezidir. Almanlar tarafından 1930'lu yıllarında kurulmuştur. Kayak yapmak isteyen turistlerimizi Pamporova'ya davet ediyoruz. Çünkü kayak için birebir en mükemmel yer Pamporova'dır. Bansko daha ünlü anılır fakat Pamporova'yı deneyenler Bansko'yu kayak yapması biraz daha zor olduğunu söylerler. Çünkü pistleri biraz daha az olduğundan dolayı yetersiz kalıyor Bansko'nun pistleri. Ama Pamporova'nın pistleri çok geniş alanda artık büyüdü. Yani devam ediyor büyümeye. Bütün tur kayaklara hitap eden bir kayak merkezidir. Ayrı bir heyecan, ayrı bir kişiler oluyor. Muhakkak seninle çok güzel vakit eğlenceli, çok güzel vakit geçirmeli oluyor. Ve çok güzel bilgiler de alabiliyoruz. Yani götürdüğümüz kişiler bizden de bilgili olabiliyorlar bazı konularda. Ve onlardan aldığımız bilgiler çoktur. Bugün Pamporova AD'nin açılışı var burada. Davet üzerine ben de buradayım. Ve biraz önce söylediğim gibi bu bölgeyi bilen biriyim. Daha liseli yıllarımızda bu bölgeye kayak yapmaya gelirdik kış sezonunda. Ve bugün de burada kış sezonunun açılışı var. Ve bu kış sezonunun açılışında bizler de buradaki birçok kurumun, yerel yöneticiler dahil olmak üzere onların bizlere rehberliğinde bu bölgenin son halini özellikle Türkiye'den gelecek vatandaşlarımızın burada efendime söyleyeyim kış turizminde kayak yapmak için gelecek olan vatandaşlarımızın hangi şartlarda ağırlanacağını, konaklayacağını yerinde gördük. Dediğim gibi bu bölgenin Pamporova en eski ve gerçekten tanınan bir kayak merkezi. Nasıl ki bizim Bursa'da Uludağ Kayak Merkezimiz var, tanınan bir kayak merkezi. Nasıl ki Erzurum'da kayak merkezimiz var. Nasıl ki ülkemize değişik bölgelerden, değişik ülkelerden kış turizmi için kayak seven insanlar, kayak sever insanlar geldiği gibi bu bölgeden de bu bölgeye de çevreden, çevre ülkelerden kayak için kışın gelen birçok insan var. Bu bölgeden göç etmiş Bulgaristan Türkleri hem kış aylarında yakınların, akrabalarını ziyarete gelirken fırsat yaratıp kayak da yapıyorlar. Dolayısıyla bizler de bu bölgeye ne ilk gelişimiz ne son gelişimiz Pamporova AD'nin kış sezonu
açılışı münasebetiyle davetlileri olarak da bugün katılmış bulunuyoruz. Burada gazeteci grubu var yine Bursa'dan. O arkadaşlarla da beraber bugün çevreyi gezdik. Yarın da inşallah yurda döneceğiz. Vize konusunda tabii arzumuz kolaylık sağlasınlar. Çünkü biraz önce sizin de söylediğiniz gibi bu bölgeye gelen birçok insan var. Bu bölgeye niçin geliyor bu insanlar? Yani ataları buradan göç etmiş, kendi göç etmiş. Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşlığı yok. Ata topraklarını görmeye gelen var. Doğduğu, büyüdüğü yeri görmek için gelenler var. Ya bu kısıtlamalar tabii antidemokratik, uygun bulmuyoruz. Zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların Avrupa Birliği ülkelerinde vizesiz seyahati biliyorsunuz yıllardır konuşuluyor, tartışılıyor, masaya yatırılıyor. O konuda da bir adım atılmadı. Her şey tabii dış politikalar, her şey karşılıklı. Biraz önce söylediğim gibi vize konusunda Bulgaristan Cumhuriyeti bir adım atarsa kış turizminde de yaz turizminde ve özellikle mesela bizim dini bayramlarımızda Kurban Bayramı'nda olsun, Ramazan Bayramı'ndaki özellikle Kurban Bayramı'nda burada on binlerce bizim kardeşimiz Türkiye'den doğduğu, büyüdüğü, dedesinin, anasının, ataların mezarlarının olduğu bölgelere gelip bu bölgelerde dini bayramını burada geçirmek istiyor. Kurbanını burada kesmek istiyor. O konuda da ciddi sıkıntılar var. Hep bunu dile getirdik, dile getirmeye de devam edeceğiz. Bursa A Gazete'de köşe yazarıyım ben, Mehmet Çetinkaya. Bursa'dan geldik biz de bugün buraya. Kış turizminin açılışı var deyince biz de hiç ikiletmeden geldik. Tabii biz yıllardır kış turizmi deyince Bursa Uludağ. Severek, izleyerek hep anlatırız Uludağ'ı. Buraya ilk defa geliyorum ama gerçekten burası da çok doğa harikası bir şey. Burada ilgimizi çeken farklı birkaç olay oldu. Bir tanesi diğer yerlere göre daha çok otopark olması, daha düzenli olması, her ne kadar doğa katliamı varsa da bu her yerde maalesef oluyor. Biraz daha profesyonel, sayısal anlamda da burada bu dikkat çekiyor gelenlerin. Diğer bir konu da gelen turizmin dikkatini çeken otellerdeki yeme ve içme ve otel fiyatların fiyat uygunluğu. Dışarıda su 1 lira ise otelde de 1 lira, 5 yıldızlı da 1 lira. Bizde öyle olmuyor. Bizde alttaki büfede su 1 lira ise otelde 10 lira, yemek 50 lira. Yani burada hakikaten müşterinin denge açısından bunu sağlamışlar. Bulgaristan'a çok geçmiş yıllarda aynı odada bile kalsanız, pardon, bir Bulgaristan vatandaşıyla bir Türk vatandaşı kalsa, Türk vatandaşına 2 kat fiyat uyguluyordu. Kendi vatandaşına daha uygunu. Şimdi neredeyse aslında burada tersi olmuş. Yabancıya kucak açmış. Yabancının gelmesi için bunca rekabete rağmen, komşu ülkemiz olmasına rağmen Bulgaristan, elbette destekliyorum diğer ülkelerden olmaktansa insanların burayı tercih etmesi. Çünkü burada bizim bir gönül bağımız var. Türklerle olan gönül bağımız var. Osmanlı'dan dolayı gönül bağımız var. Geçmişteki tarihimiz var. Buradaki yemek sıkıntısı yok. Ağız lezzetimize uygun yemekler var. Dolayısıyla insanların mutlak surette bir kış tatilini burada geçirmesini ben şahsen öneririm. Ama kıyafetim.
Pamporovo'dan 12 kilometre mesafede bulunan Smolyan'dayız. Rodopların en güçlü de merkezlerinden bir tanesi. Burada da partnerlerimizi dolaşıyoruz. Aynı zamanda partnerimizin de bir dernek başkanı olduğunu öğrenince şimdi onu ziyarete geldik buraya. Приятно ми е. Казвам се Медиха Заимова. Председател съм на Дружество за приятелство и културен обмен в Родопите. Най-напред искам да ви приветствам с добре дошли в нашия красив град Смолян. Вие сте в сърцето на Родопите, една от най-красивите планини. Няколко думи за нашето дружество мога така да споделя. Ние се занимаваме изцяло с културни дейности, фолклорни изяви и имаме... Faaliyetleri içerisinde çok güzel faaliyetleri bulunuyor. Folklor gösterileri, folklor ekipleri, seminerlere, etkinliklere katılmaları, bunların içerisinde seminerlerin işte Plovdiv Üniversitesi, Sofya Üniversitesi, Bulgaristan ayağından olduğu gibi aynı şekilde Kırklareli ve Edirne Trakya Üniversitesi ile beraber yapmış oldukları seminerler bulunmakta. Aynı zamanda kardeş dernekleri bulunmakta. Burada az önceki konuşmamızda anladığım kadarıyla Çorlu Biseder Derneği ile kardeş dernek olduklarını görüyoruz. Aynı şekilde gene Yalova'dan, Yalova'da Yalova Belediyesi ile Smolen Belediyesi'nin kardeşlik protokolü çerçevesinde çok ciddi emekleri olduğunu görüyoruz. Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Dereli Bey'in de buralı olduğunu anlıyoruz. Ve bu sayede kardeşlikler devam ediyor. Bizim esas amacımız tabii bu sivil toplum örgütlerinin güzelliklerinin yanında turizm biliyorsunuz. Dün kayak merkezinin açılışını yaptık ve buraya getirdiğimiz misafirlere buradaki arkadaşlarımızdan da destek almak durumundayız. Bundan dolayı ben Mediha Hanım bizim turistlerimize burada bizim Koşu Kavak ekibiyle beraber daha iyi hizmet verebileceklerini düşündüğümüz için kendisinden bir ortak işbirliği yapma kararı aldık. Kayak sezonu bittikten sonra, kayak sezonun sonundan sonra Bulgaristan'dan Türkiye'ye getireceğimiz misafirlere için Smolen çevresinde, Rodoplar'da da kendisine bir turizm firmamızın burada bir kolunu buraya aktaracağız inşallah. Önümüzdeki sezonda Rodop halkını, Bulgaristan halkını, Bulgar halkını, Pomak kardeşlerimizi Türkiye'nin güzelliklerini anlatacağız, gözdüreceğiz, gezdireceğiz, yaşatacağız inşallah.